Abi ismim Murat Sarıkaya. 2000 yılından bu yana bu dükkanda sigorta acentalığı olarak faaliyet gösteriyorum. Doğum İstanbul, büyüme Kayseri ve yurt dışı. Babamın evi buradaydı. Biz de burada geldik, buraya yerleştik, öyle de kaldık. Valla sigorta işine nasıl girdim? Allah rahmet eylesin. Dükkanın sahibi rahmetli Ali Mısır araç sigortası yaptırmaya geldiydim. O anda da burayı kapatmış, kendisi işleri büyütmek için Bostancı'ya taşınmıştı. Neyse Bostancı'ya gittik sigortayı yaptırmaya. Daha sonra dükkanı ne yapacaksın Ali abi derken satacağım dedi. Sattık. Ondan sonra mesleğe de bize intikal ettirdi. Yani hem dükkanını rahmetlinin hem işini satın almış olduk. Onun sayesinde de sigortacı olduk yani. Biz burada gerçi elementer tarzı çalışıyoruz ağırlıklı. Mesela benim iş potansiyelimin %80'i iş yeri, ev ve araç üzerine. Hani sağlık sektörü yok bizde. İşlerini takip ediyorum. Vatandaşların, müşterilerimin cezaya girmemesi için, gecikmemesi olmaması için gününden önce haber veriyoruz, fiyat çalışması yapıyoruz. Kabul ettikleri takdirde evraklarını hazırlayıp kendilerine takdim ediyoruz. Beş senedir tek başıma yapıyorum. Müşteri potansiyelini azalttım. Sabit müşterilerim var. Eskiye geçmişe dayanarak. Çünkü hani bu şartlarda SSK primleri vesaireler elemanlar hani 35-40 bin liraya mal oluyor. Onun potansiyelini çıkartabilmem için de o maliyete daha fazla efor sarf etmem, daha fazla çalışmam gerekiyor. Yani az olsun, öz olsun, benim olsun mantığı. Yani Ümraniye'de memnunum ya. Evim de burada, iş yerim yakın. En azından sabah akşam trafiğine girmiyorum. Yürümeye gidip gelebiliyorum. Yani memnunum. Bence çalışsınlar. Yani bilgisayar başında, kendi çocuklarım da dahil bunun içerisinde. Hani bilgisayar başında oyun oynayarak geçirmek, işte asosyal olmak, onların geleceğini karartmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yani daha ziyade sosyal olsunlar, sahaya çıksınlar, gezsinler, görsünler. Yani PC başında olmak yetmiyor. Abi çalışacaklar, kendilerini yetiştirecekler. Yani sen istediğin sektörde istediğin kadar başarılı ol, kağıt üstünde başarılı ol ama bunu ortamda sunmadıktan sonra, bilgiyi kendine sakladıktan sonra yani ilerleme şansın da yok. Sana kimse o fırsatı vermez PC başında.